SGK uzmanı Emin Yılmaz Ankara kulislerindeki rakamı açıkladı. Emeklinin beklediği haber sonunda geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz milyonlarda emeklinin beklediği haberi verdi. Yılmaz resmen açıkladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı sonunda ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağkur emeklileri için %24,73, memur emeklileri için ise %19,31 oranında zam yapılacağı TÜİK'in rakamı açıklamasıyla belli oldu. Ancak 8000 TL'nin altında kök aylığı alan birçok emeklinin bu zamı yeterli bulmayacağı ve sıfır zam durumuyla karşı karşıya kalması gündemi yeniden belirledi. Özellikle ocak ayında da benzer bir durum yaşayan düşük kök maaş alan emekliler %24,73 zam sonrasında da 10.000 TL'nin altında bir maaş almaya devam edecek. Bu durum milyonlarca emekliyi endişelendiriyor ve iktidardan bu sorunun çözümü için adım atılmasını bekliyorlar. Ankara kulislerinde en düşük emekli aylığının 12.000 TL'ye çıkarılması gündemde yer alırken bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına getirilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın refah payı artışı konusundaki olumsuz açıklamaları sonrasında, en düşük emekli maaşlarına yönelik umutlar kök maaş düzenlemesi üzerine yoğunlaştı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, 12 bin Türk lirası, en düşük emekli maaşı formülünün masaya yatırılacağı belirtilirken, emeklilerin bu süreci yakından takip etmeye devam ediyor. Emekli maaşları ile ilgili kulis bilgisini ise SGK uzmanı Emin Yılmaz Kamu Son Haberi açıkladı. Emin Yılmaz, beklentimiz %25 zam ile bunun kabaca 12.500 Türk Lirası ile 15.000 Türk Lirası seviyesinde bekliyorduk ifadelerini kullandı. SGK uzmanı Emin Yılmaz devamında ise şunları söyledi, 10 bin Türk lirası kısım üzerinden değerlendirecek olursak, seyyanen zam ile kök aylıklarını 10 bin Türk lirası rakamına getirilecek. Bunun üstüne de %24,37 fark yansıtılacak. Bunun mutlaka olması gerekiyor, yoksa çoğu emekli sıfır zam alacak.